Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, TRT Haber canlı yayınına konuk oldu. Bahse konu yayında sektördeki son gelişmeleri açıklayan Demir, siper projesinde gelinen aşamadan da bahsetti. Bu kapsamda Demir siper hakkında şu ifadelerde bulundu: siper hava savunma sistemi projesinde siper blok 1'in envantere girmesi çok yakın. Siper projesi bloklar halinde ilerliyor, blok 0, blok 1 şeklinde ilerleyen projede her fazda farklı hava hedeflerini önleyebilecek kabiliyetlerde füzeler geliştiriliyor. Aralık 2022'de Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, siper ürün 1 sistemiyle 100+ km menzildeki hedefin başarıyla vurulduğunu duyurmuştu. Bakan Demir konuyla ilgili şu ifadelerde bulunmuştu: savunma sanayimizden Türkiye yüzyılına girerken milletimize yeni yıl hediyesi. Uzun menzilli hava ve füze savunmamız için kilit önemdeki siper ürün 1 sisteminden güdümlü test füzesiyle 100 kilometreyi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu. Jet Banshee türevi hedef uçağın ve siperin kullanacağı füzelerin ilki olan Blok 0 füzesinin kullanıldığı testte Aselsan Umar Erken İhbar Radarı'nın yanında alçak irtifa radar sisteminin yer alması da dikkat çekmişti. Daha önceki atışlı testlerde radar olarak sadece TEIRS yer almaktaydı. Türkiye'nin oluşturmakta olduğu katmanlı hava savunması kapsamında uzun menzil, yüksek irtifada görev yapacak siper uzun menzilli hava savunma sisteminin bileşenlerinin geliştirme ve test faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, blok tipi geliştirilecek füzelerden ilki siper blok 0'ın ilk test atışı Kasım 2021'de icra edilmişti.